Güvenlik TV'nin 41. bölümüne hoş geldiniz. Biliyoruz arayı uzun tuttuk ama konularımız çok fazla. Bu umarım bu bölümde bütün bu kapattığımız güvenlik açıkları açığı kaparız. Güvenlik TV'nin 41. bölümüne hoş geldiniz. Çok fazla konumuz var. Hemen sözü uzatmadan topu Mert'e atıyorum. Mert, Bleket'e gittin ve çok konuşulan konu başlıkları vardı bu sene Bleket'te. Biraz bize özet geçer misin izleyicilerimize? Neydi en çok konuşulan konular? Konudan önce şeyden bahsedeyim. Bleket'e gitmek benim hayalim de aslında. Her güvenlik uzmanının olduğu gibi. Onu gerçekleştirdim. O yüzden çok mutluyum. Yani her güvenlik uzmanının inşallah o ortama bir görmesi gerekir. Yani devasa bir alan, muhteşem bir organizasyon. Şey hakkında bilgi var mı? Kaç kişi katılıyor bu etkinliğe? Yani sayı açıklanmadı bildiğim kadarıyla resmi olarak ama yani bir konferans salonuna girdim ki devasa iki tane böyle kocaman ekran, ondan sonra koca bir stand ve şey sahne. Ya bin kişi falan, bin kişi falan orada. Ve bu sadece vardır. Tek bir session, paralel sessionlar da var. Ya bu şeyde, evet paralel sessionlar da vardı. Bu ilk başlangıç sunumuydu. Sonraki o Charlie Miller'ın sunumuna girebildim ben. Şanslı insanlardan mıydı? Ya şanslı insanlardan biri miydim? Tabii aslında öyle diyebiliriz çünkü full artı fulldü, öyle söyleyeyim size. Bir de şey vardı. Ya sunuma girmeden önce şeyden de biraz bahsetmek lazım belki. Hani organizasyon gerçekten güzel. Katılım inanılmaz yüksek. Onu söyleyebilirim. Bir sunumdan bir sunuma gitmek için bildiğin işte metrobüs kuyruğundan gidiyormuş gibi gitmeye çalışıyorsun. Böyle insanlar üst üste alt alta. Acayip bir talep var. Bu müthiş bir şeydi. 30'a yakın eğitim verildi. Hani öyle online'da alamayacağınız veya ülkemizde bulamayacağınız düzeyde ileri seviye eğitimler vardı. Onlar süperdi. Ben de onlardan bir tanesini alma şansına eriştim diyeyim. Sunumlar zaten adamlar hani işte 3 sene hazırlanıyor, 2 sene hazırlanıyor. Gidip orada sunuyorlar. Dolayısıyla gerçekten emek harcanmış araştırmaları orada sunuyorlar. İki tane bomba sunum vardı. Bir işte Charlie Miller'la Chris Wallace'in Cherokee Jeep'i nasıl eklediklerine dair bir sunumdu. Diğeri de Android'leri, Android'deki zafiyeti istismar edebilen bir SMS'le, bir MMS'le işte cihazı ele geçirmeye çalışan Stage Fright zafiyetiydi. Bunların ikisini paralel koymuşlar. O biraz sıkıcıydı aslında. Yani ben elime o broşürü aldığım zaman işte hangi sunuma girsem, hangisine girmesem, buna mı daha çok girsem diye böyle 3 tane sunum arasından karar vermek zorunda kaldım. O biraz can sıkıcıydı. Ben tabii Charlie Miller'dan yana kullandım ve Chris Wallace'den yana kullandım. Ne yaptılar? Canlı demo yaptılar yani mı? Çok, bir kere çok esprili bir sunum yaptılar. Çok keyifli bir sunumdu. İkisi de çıktı, hani anlattı, birlikte anlatıyorlar böyle. O ona söz veriyor, ona topu atıyor. Çektikleri videolardan falan bahsettiler. Tabii öyle hani çok teknik detaya girmediler. Onu sunumdan sonrasında bir white paper olarak zaten teknik detayları yayınladılar. İşte 2-3 seneden beri zaten üzerlerinde çalışıyorlarmış. Bu arada şey, ya inanılmaz kalabalıktı. Hatta işte yanında yeri olmayanlar, yanında yer olanlar, boş yer olanlar el kaldırsın falan filan diye sürekli anonslar yapılıyordu. Yani dönüp arkama falan baktığımda kocaman, devasa bir şey, sahne ve 1000 kişi arkada ayakta izleyenler falan vardı. Ama şey, ben çok beğendim sunumlarını. Gayet baştan sona çok güzel hazırlanmışlar. Zaten sunumları bitirdiler, ondan sonra da basın toplantısı yaptılar. Sunumun içeriğinde işte Cherokee Jeep'ler üzerinde yapmış oldukları çeşitli araştırmalar, işte kullanmış oldukları donanım yazılımında çok basit bir imza kontrolü yapmadıkları için işte onu patchlemişler gibi gibi hani teknik detaylardan çok fazla oluşmayan ama az biraz da az yer verilen bir harikalarda bir sunuma yer verdiler. Onu söyleyebilirim. Biraz da şeyden bahset istersen. Hani Türkiye'de de organizasyonlar yapılıyor sürekli. Sarkmalar oldu mu bu kadar büyük olmasına rağmen kalabalıktı, işte sunumlar birer ikişer saat sarktı mı bizdeki gibi? Yok, ya da başka yani şeyler oldu mu? Öyle bir şey olmadı. Zaten paralelde yani 4 sunum mu 5 sunum mu? Yani zaten elinize bir şey veriyorlar böyle işte. Harita veriyorlar ki biri 3. katta bilmem ne salonunda bilmem ne koridorunda. Koridoru bulman dert, salonu bulman dert. Hiç öyle sarkma etme, hınca hınç dolu zaten, herkes gidiyor hemen yerini alıyor. Bir sunum bitiyor, koştura koştura diğer sunuma gidiyorsun.
Ya organizasyon süper. Zaten önce gidiyorsun işte, seni karşılıyorlar hemen. Bir sürü bilgisayar var yan yana. Adını soyadını yazıyorsun. Arka taraftan hemen biletin çıkıyor işte. Oradaki yaşlı teyzeler, amcalar gayet yaş istihdamına da önem vermişler. Onlar hemen sana biletini veriyorlar, çantanı veriyorlar. Ondan sonra eline de işte broşürleri veriyorlar, haritayı da veriyorlar. İstediğine giriyorsun güzel bir şekilde. Hani yemek organizasyonundan tut. Yani yemeği de şöyle söyleyeyim, bir spor salonu büyüklüğünde bir yerde veriyorlar. O kadar kalabalık ki. Bir de şey... çok güler yüzlüler. Hani hoş geldiniz, işte hangi sunuma gireceksiniz vesaire yönlendiriyorlar, ediyorlar, güler yüzlüler. Hani organizasyona tabii yani koskoca bir laket dediğin için hani 5'te 5 diyebilirim. Öyle söyleyebilirim. Ama tabii sponsorları da bir o kadar fazla ve devasa bütçeleri var. Hani bir de onunla da kıyaslamak lazım aslında. Hani bizde baktığın zaman güvenlik konferanslarını, organizasyonlarını gerçekleştirenler sizin de bildiğiniz gibi hani bir kısmını ceplerinden yapıyorlar. Kendi özverili çalışmalarıyla yapıyorlar. Sponsor bulmak da kimi zaman zorlanabiliyorlar. Ama orada öyle bir şey yok yani. Hani gani gani para akıyor oraya ve tabii adamlar her şeye yatırım yapıyorlar. Şeyden de bahset istersen biraz. Hani buradaki bu arada Sarkan konferanslardan bahsederken burada da bütçesi olup da Sarkan programları biliyoruz. O yüzden söylemiştim. Şey hani ambiyanstan işte bu fuar alanı vesaire expo gezebildin mi? Evet veya, gezdim. Business Hall'a gittim. O taraftan ya, biraz bahset istersen. Biraz da çünkü Black Hat biraz daha böyle commercial'a yaklaş. Yani işte özellikle hani eski, o çok eski formatından zaten bahsetmiyorum da. Nasıldı? Defcon'a gitme şansın oldu mu? İkisini ya biraz... Defcon'a gitme şansım olmadı açıkçası. Hı hı. O da bir hafta sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. Zaten orada 10 gün kadar kalabildim. Hani bir 10 gün kadar daha kalsam 20 gün işe gidemeyeceğim. Tabii sıkıntı. Hani o yüzden tabii geri dönmek zorunda kaldım. Evet, belki biraz daha hani commercial'a yakın bir konferans olabiliyordur Defcon'a kıyasla belki. Hı hı. Ama hı, şey... İçerik olarak hani burada biliyorsun güvenlik konferansları da yapılıyor. Tamamen ürün odaklı oluyor. Hani orada ürün odaklı ya en azından benim seçmediğim bir sürü konferans oldu. Yani çok fazla yoktu. Hani ürün tanıtıyor, şöyle yapıyor, biz böyle şöyle uçuyoruz, kaçıyoruz, bizim ürünümüzü alın gibi sunumlar görmedim. O yüzden bizimkilere kıyasla çok ürün odaklı diyemem. Business Hall'u zaten yine devasa bir alan. Giriyorsun böyle işte ilk karşına zaten ilk standı FireEye kaplamış böyle. Devasa tavana kadar çıkan böyle kocaman bir standları var. İşte onun yanında RSA var. Arka tarafta farklı firmalar var. Şeyler çok güzeldi. Mesela orada FBI eleman arıyor. Ondan sonra işte ilk dikkatimi o çekti. Yani bunlar burada ne yapıyorlar diye gittim baktım işte. Hani hemen laf atıyorlar zaten. Yetenekli misin? FBI'ye katılmak ister misin? Falan diye böyle laf atıyorlar. Tabii hemen hiç cevap vermeyince böyle yaka kartına bakıyor işte nedir bu falan diye, cevap vermiyor falan diye. Neyse. Ufak şeyler de vardı. Workshoplar da vardı o business alanında. Onlar da gayet başarılıydı. Yani farklı bir tecrübe, deneyim oldu benim için. İnşallah herkes devamını beraber gerçekleştirelim abi. Hani bu Charlie Miller tamam, hani biliyoruz, diğer sunumlardan da duyduk ama senin böyle duyulmadık ya da şuna gittim, şu sunuma katıldım. Mesela üreticilerin de bazen sunumlarına katılıyorsun. Aslında ürünleriyle ilgili değil. Hani güzel sunumlar da yapıyorlar ya da işte servis sağlayan bir firmaysa işte Cloudflare vesaire gibi hani DDoS şeylerinden vesaire bahsediyor internet üzerindeki hani genel. Ya onun dışında şeye girdim mesela, bir sunuma girdim. O da şeydi, bu turnike kartları var, okutuyorsunuz ya işte hits olan. Onları kopyalamaya imkan tanıyan mesela bir tane cihaz hazırlamışlar. Ve onları da ilk 200 kişiye bedava veriyorlardı. Black Hat adında. O sunuma katıldım, o bayağı güzeldi. Onun dışında çok fazla sunuma girdim. Başka aklımda kalan ne var? GPS modüllerini hacklemeye yarayan bu işte... aracım nerede türü şeyler var ya, GPS modülleri geliştiriyorlar ya, onları hacklediklerini gösteren güzel bir sunum vardı. Yani böyle teknik açıdan seni çok tatmin eden, hani vizyonuna vizyon katan, aa adamlar nasıl yapmışlar, iyi de yapmışlar falan filan diyeceğin fazlasıyla teknik sunumlara da izleme şansım oldu. Hani bir ara hatta ben neredeyim falan dedim, yani adam uçmuş gitmiş ama katılım inanılmaz. Yani oraya gelen adam gerçekten o işin bilincinde olan, hani goy goya gelmemiş, işte Vegas'ı gezeyim edeyim, arada da şuna gideyim diyen değil, gerçekten o sunumlardan bilgi almaya, kendini geliştirmeye odaklanmış bir kitle vardı. Eğitimlerde de keza öyleydi. Yani hani Black Hat'te işte eğitim alma şansına işte kaç yıl sonra erişebildim, öyle söyleyeyim.
Ama işte yanında oturan adamlar zaten o eğitmeni tanıyorlar. Onun üçüncü, dördüncü kere o adamdan farklı bir eğitim alıyorlar. Yani o adamlar gerçekten o şeyi görüyorsun. Hani bizim olanaklarımız biraz daha kısıtlı. Hani bilgiye biraz daha zor ulaşabiliyoruz. Lokasyon açısından da, coğrafik açıdan da. Ama oradaki adam hem imkanlar açısından işte hem de belki yani Vegas'a gitmeleri belki çok daha kolay oluyordur. Hani maliyet açısından da. Belki de danışmanlık alıyordur. Aynen öyle. Eğitim alabiliyorlar, katılabiliyorlar. Dolayısıyla adamlarla senin aranda biraz fark olduğunu orada görebiliyorsun. O biraz insanı üzüyor. Benim en çok hoşuma giden aslında hani genel olarak değerlendirdiğimizde bir bu programlara çok uyuyorlar. Herkes zamanında geliyor. 9'da başlanacak deniyorsa katılımcılar çok bilinçli. 9'da başlanıyor. İşte bizde hani şeylerde de öyle. Hani nikahlarda bile öyle. Bilmem kaçta dersin adam. Neyse bir o. İkincisi katılım. İzleyicilerin katılımı, tepki vermesi, hani tabii ki çok büyük bir salonda etkileşim birebir olmaz. Küçük konferanslarda bu daha rahat oluyor ama bir şey anlattığında, bir şey sunum yaptığında adam insanlar gülüyor veya bir şey diyor. Yani çok hani keyifli gerçekten. Aynen öyle. Dolayısıyla sunum yapan için de sen de sürekli sunum yapıyorsun. Hepimiz hani iyi kötü bir şekilde sunum yapıyoruz. Hani o tepkiyi alabilmek, ona göre anlatayım, anlıyorlar mı, uyuyorlar mı, başka bir şey mi düşünüyorlar, yoksa hani o şeyi de alabilmek güzel aslında. Hani karşılıklı, daha küçük topluluklarda hatta işte soru sorduğunda cevap alabilme veya işte karşılıklı etkileşimli olması falan. Onlar da aslında sunumu yapan kişi açısından da güzel. Gerçekten. Hem o kişi emek veriyor, sunum yapıyor, insanlar da gelip oturuyor, dinliyor. Hani adam 1000-1500 dolar bilet fiyatı vermiş. Zaten orada uyumaz yani diye tahmin ediyorum. Ya işte abi öyle diyorsun da yine onları da şirketler karşılıyor. Ya ben görmedim hani en azından Türkiye'den etrafımda uyuyan eden herkes böyle dört gözle şey izliyordu. Sunumları takip ediyordu. Aslında bütün dünya o sunumu bekliyordu. Yani oraya o da var tabii. Belki ama yok diğer ufak sunumlara da girdim ben hani Charlie Miller gibi. Çok bilinen, bilinmeyen insanların da sunumlarına girdim. Onlarda da yine şeyde, evet, böyle şöyle bir iddiaya girelim mi? İzleyicilerimizden de katılanlar olabilir. Charlie Miller bundan sonra ne hackleyecek? Ben uçak diyorum. Charlie Miller şeyden Twitter'dan ayrıldı biliyorsunuz. Yani arabayla Twitter'ın bir alakası yoktu zaten. Girdiği yeni yerde yine aynı şekilde araştırma yapacağına müsaade edecektir diye tahmin ediyorum. Tabii şey de öyle, işte Google'ın Tavis Ormandisi de öyle değil mi? Hani adam antivirüslerde sürekli güvenlik zafiyeti buluyor, tık 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 tık. En son Avast'ta bulmuş mesela. Ondan önce Kaspersky'de 4 tane buldu, ondan önce Asset vardı. Hani yani adamlar etki hackerları topluyorlar ve araştırma yapmalarına izin veriyorlar. Marka değerine, marka bir şey katıyor. Aynen öyle hani şeye bakıyorsun daha önceki yayınlar. Charlie Miller'ın Twitter'a ne faydası olabilir bu araba hackleme olayıyla diye düşünüyorum. Şimdi Uber'e geçtiler değil mi? Onlar Uber'e geçti Twitter. Şey, Charlie Miller'la Chris Wallace ikisi de oraya gittiler. Hatta adamlar uzaktan çalışıyorlarmış bu arada orada. Remote falan diye tweetlerinde görmüştüm. Yani çalışmıyorlar aslında belki de. Yani şey ama işte şey isim yani. Bir isim transfer Uber'de ediyor. Aynen yani. Öyle. İki tarafında bence kazancın oluyor. Yani çünkü hani Google'da kim çalışıyor diyorsun. O adam baksana yani hani sektörde adı bilinen, işte sürekli zafiyetler bulan bu adamı Google çalıştırıyor falan diyorsun. Hani şey oluyor, marka değerini gerçekten yükseltiyor ya. Ben öyle düşünüyorum. Yani güven kazanıyor en azından. Değil mi? Evet. Peki Black Hat'in diğer bir konusu vardı en fazla konuşulan. Charlie Miller'la paralel Station'a denk geldiğini söyledin sen. Stage Fright. Evet, kişisi. Stage Fright. Ve tek bir MMS'le, SMS'le Android cihazın uzaktan kod çalıştırdığını ya da kontrol altına alındığını biliyoruz. Neydi bu şey? Biraz bunun 2.0 demek ki bunun 1.0'ı da var. Ne zaman çıktı bu? Şöyle, o 2.0 değil, o zaten ilkiydi aslında. Joshua Drake'in bulduğu, eski Metasploit developer'dı yanlış hatırlamıyorsam. Birden fazla aslında Android'in framework'ünde bir zafiyet buluyorlar. Ve bu zafiyet aslında hem MMS'le hem işte bir link gönderip oradaki bir videoyla, videoyu oynatarak aslında bu zafiyeti tetikleyerek sistemi ele geçirebiliyorlar Android cihazı ve bu çok fazla sayıda Android cihazı etkiliyor. Dolayısıyla gerçekten bu sebepten dolayı çok fazla gündeme geldi, gündemi meşgul etti. Geçtiğimiz günlerde de bu defa bir MP3, bir MP4 dosyasının yine oynatıldığı o framework sayesinde yine istismar edilebileceğini ve cihazın ele geçirebileceğinden bahsettiler. Bununla ilgili bir duyuru çıktılar. O da aslında Stage Fright version 2.0 diye geçiyor.
Android'de biliyorsunuz ki şöyle bir sıkıntı var. Hani adamlar bir zafiyet buluyorlar. O zafiyeti ortadan kaldıracak yamayı üreticiler yayınlamalı gibi bir sıkıntı var, bir kısıt var. Dolayısıyla siz Google onu yamasını yayınlasa da işte Samsung'un işte ilgili Galaxy telefonlar için bir güncelleme çıkarmasına eliniz kolunuz bağlı bekliyorsunuz. Peki şöyle bir çözüm var diye biliyorum. Otomatik MMS'lerin fetch edilmesini kapatma diye bir çözüm var. İşte mesela Stagefright'ın o ilk çıkan Black Hat'te de konuşulan zafiyetinde MMS'i kapıyorsun ama işte 4-5 farklı daha kanaldan, vektörden de bu zafiyet istismar edildiği için sadece birini kapıyorsun. Diğerlerinden her zaman o açık oluyor. Onunla ilgili Samsung'un bir çalışması oldu. Aynen öyle. MMS'in otomatik olarak indirilmesini dizelebilen bir paket hazırlamışlar. Onu kurduk ama işte gerçekten o yamayı yükleyene kadar her zaman bir risk, bir ihtimal söz konusu olabiliyor. Peki şeyin bilgisi var mı, biliyor muyuz? Bunu kullanan şeyde... NSA mi? Kimse var mı? duyuldu mu bu açıklığı kullanan bir saldırı vektörü ile karşılaştık? Ben denk gelmedim, duymadım da. Belki sizler duymuşsunuzdur ama. Yok, hayır. Bu şeyle ilgili detayı bu arada haberi bize Oğuzhan Topgül gönderdi. O da Hacktrick'te bununla ilgili. Teşekkür ederiz Oğuzhan. Sunum da yaptı Oğuzhan. Oğuzhan sunumunu da sonra paylaştı diye hatırlıyorum. Hacktrick'te. O sunumda da biraz detaylar var. Hani bununla ilgili daha detaylı bilgi öğrenmek isteyen, Türkçe sunum, Türkçe kaynak isteyen arkadaşlar için. Fakat ben de bilmiyorum. Hani ikinci günle katılamadım ben de zaten Hacktrick'in. Stagefright'tan bahsedelim, belki sonra da Hacktrick'ten bahsedelim. Bu arada Oğuzhan bir Linux distrosu hazırlamış. Evet. GitHub'da yanlış hatırlamıyorsam. Vezir. Vezir diye. Evet. Ve mobil uygulama ve cihaz, mobil platform, mobil pen test için güvenlik analizleri için kullanabilecek tool'ları hali hazırda yüklü halde bulabilecekleri bir şey, Frame distro. Evet. Tavsiye ederiz. Yurt dışından da benim gördüğüm bayağı bir referans aldığı yönünde bu vezirin. Tabii. Oğuzhan mobil malware tarafında çalışıyor. Bir süredir araştırmalar yapıyor. Bir Sontuko diye bir dağıtım vardı mobil taraf için. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de vezir geldi şimdi mobil uygulama tarafı için. Mobil dedik, işte MMS'le hacklenme dedik. Bizim aslında bundan bir önceki bölümü yaptıktan hemen sonra patlak veren bir olay var. Yine işte mobil cihazları da etkilediği söylenen, normal bilgisayarları da etkilediği söylenen ve bunu aslında çok meşhur bir güvenlik firmasının devletler eliyle yaptığına dair haberler çıktı ve bu da bir hack hikayesiydi aslında. Yani aslında o güvenlik firması, ismini de söyleyelim, Hacking Team, hacklenmeseydi biz bunlardan haberdar olmayacaktık. Ve ortalık karıştı. Hacking Team hacklendi ve içlerinde Türkiye'nin de müşterisi müdürlüğü olarak bir geçen müşterisinin olduğu birçok aslında devletin de bu müşteriler arasında yer aldığı bir olay vardı, vaka vardı. Sertan, biraz bahsetmek ister misin? Neydi bu Hacking Team? Niye eklediler? Bunun rakibi var mı? Mesela Hacking Team şimdi evet operasyona belki bir süre ara verdi ya da başka bir isimle çıkacak yerine bu şimdi ama muadili bir firma var mı senin bildiğin bu işi yapan ya da bununla alakalı? Tabii. Ya Hacking Team öncelikle İtalyan bir firma. Baktığınızda hani sitesine baktığınızda hani bu olaylardan önce hani dışarıdan bakan biri olarak baktığınızda aslında biraz da hani ismi de itibariyle böyle Hacking Team vay falan videoları vesaire de sitelerinde biraz hani aslında baktığında ne kadar lame ulan falan diyeceğin bir görüntüsü var dışarıdan. Hani işte bizim böyle yazılımlarımız var, işte şeyi kurarız, surveillance, işte bilgi toplama vesaire yazılımlarımız var. Fakat hani aslında baktığında işin iç yüzüne, yani dokümanlar ortaya çıktı, e-mail'lar ortaya çıktı, dosyalar ortaya çıktı. Bir, burada en az 3 tane Zero Day Exploit'ten bahsediyoruz. Bilinmeyen, zararlı, yani bilinmeyen güvenlik açığı ortaya çıktı. İkincisi ticari ilişkiler, yani exploit alım-satım piyasasını insanlar hani biraz daha bu işin içinde çalışanlar biliyor, az çok tanıdığı vesaire olanlar veya bu işi yapanlar biliyor ama dışarıya biraz daha okunabilir, isteyenin indirip araştırıp bakabileceği bilgiler ortaya çıktı. Ve bu da aslında Zero Day alım-satım pazarıyla ilgili bayağı bir detaylı bilgi verdi. Hani bu tıpkı şeye benziyor. NSA işte insanları dinliyor dendi. Daha sonra Snowden olaylarından sonra gerçekten dinledi. Hani yüzüne çarpınca insanların, ha bir insanlar çalkalandı, kendine geldi. Aynı benzer durumla ben düşünüyorum.
Hani işte Zero Day alınıyor, satılıyor vesaire. Fakat baktığında işte bir sürü hani insanlar, işte ülkeler arası ilişkiler ve bunların da genelde alan müşterilerin hep hükümetler olduğu, işte hükümetlere nasıl bu şeylerin, zararlı kodların vesaire satıldığı, işte yazılımların satıldığı, bunlarla ilgili bilgiler ortaya çıktı. İkincisi şöyle bilgiler ortaya çıktı, Wupen. Baktıysanız Wupen'in sitesine bakarsanız işte biz sadece, hatta ben onlarla zamanında bu pentest tarafında çalışırken irtibata da geçmiştim. Satıyor musunuz veya işte bu tarz şeyler var mı, ya da böyle bir reseller şeyi ya da bir şeyleri var mı vesaire gibi. Çünkü bunların da exploit pack'leri vesaire vardı zamanında. Yok işte biz sadece hani hükümetlere, değil mi? Hükümetlere, evet. Ya da işte güvenilen kaynaklara bilmem ne falan filan diye dönüş yapıyorlar, evet. Yapıyorlardı. Hani öyle sana bana vermiyorlar diye görüyorsun. Ama fakat Hacking Team'e arşivinden çıkanlardan bunlara sattıklarını, hani madem güvenilen bilmem neye, yok işte hükümete falan filan iş yapıyorsun, bunlara niye hani veriyorsun? Paranın gözü kör olsun işte. Aynen öyle. İkincisi bu Uzak Doğu tarafında bu iş, işte firmalar da var, işte adı da geçiyor artık, direkt bahsedebiliriz. Bu Causing var, işte başka Wupen'den bahsettik çünkü. Uzak Doğu'da işte bu firmalardan yine exploitler alıyorlar. Hatta bunlar SciScan diye bir konferans var. Evet. Oraya Singapur'da mı gerçekleşiyor? Singapur'da, yanlış hatırlamıyorsam. Oraya gidip özellikle hani gitme amaçları da şey, orada bu aradaki aracıları biz egale edelim. Oradaki insanlardan elden direkt alalım. Elden hani direkt birebir bağlantı kuralım diye bu konferansa katıldıkları, işte bu konferansta insanlarla irtibata geçtikleri, hatta bir takım kişilerin kendi işinden ayrılıp oradaki firmalardan işte bağımsız bir firma kurup bunlarla direkt iş yapmaya başladığı vesaire gibi birçok ilişki ve birçok aslında sektörle ilgili, bu black market dediğimiz şeyle ilgili isimler. Ondan sonra Rusya vesaire tarafından zaten var. Hani merak etmeyin. Bir sürü yani aklınıza gelebilecek, İtalya'nın adalarından tut, işte Rusya'nın karlı dağlarından. Peki böyle bir şirket Singapur'un sıcak sahillerine kadar. Peki böyle bir şirket kurmak isteyen bir kişi çok akla deve bir şey midir böyle bir şey? Az önce bahsettin yani Zero Day. Evet. Yani 3 tane Zero Day publish oldu bunların. PDF, Acrobat vesaire vardı. Evet. Üzerinde flash kadarıyla. Bir yapı kuruyorlar. Zero Day'ler var. PDF dokümanları hazırlatıyorlar. Word dokümanları hazırlatıyorlar. Kötü olan ne? Kötü olan şu, sen bir istismar kodunun hazırlanmasını istiyorsan o adamlardan bunu talep etmen gerekiyor. Sen kendin framework'ta bunu oluşturamıyorsun Metasploit'te olduğu gibi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında yaptıkları şey atledeve bir şey değil. Yani biraz güvenlikle uğraşmış 2-3 kişinin bir araya gelip yapabileceği bir şey. Öyle değil mi? Önemli. Yani çok da büyütülecek, aman aman dünyanın hackettiği gibi bir şey de değil bu adamlar. Ama müşterilerine baktığın zaman asıl önemli nokta, oraya gelecektim. Yani yaptıkları iş bize göre evet standart bir iş gibi duruyor ama dokundukları yerlere baktığınızda hakikaten ticari olarak çok başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Bir de bence şey, bu saatten sonra aynı isimle devam edebilirler mi? Biraz sıkıntı. Şey vardı, o etti onlar. Bunun gibi hacklenen spy ne vardı? Bir firma daha vardı ya, hatırlasınız. Evet, hatırlıyorum. Yani firmayı hatırlıyorum ama ismi gelmedi aklıma. Benim de aklıma gelmedi. Şuna da değineceğim. Bir hack olayının bir şirketin sorunu nasıl getirebileceğinin de örneklerinden kaç biri. 300 GB falan şey verileri mi bunların torrente düştü? Öyle bir şey galiba. Bütün yazışmalar. Ya ben mesela işte WikiLeaks'te var bununla alakalı ayrı bir bölüm. Oraya girip baktığınızda arama da yapmışlar. Elektronik postaları arşivlemişler. Ya ben mesela Gov.tr'den yazışmalar nedir diye baktığımda 500-600 tane yakın mail gördüğümü hatırlıyorum. Gov.tr uzantılı. Gönderilen ve alınanlar içerisinde. İşte mesela bunlardan bir tanesi benim de konuşmacısı olduğum bir güvenlik konferansına bunlar katılacaklarmış Harbiye'deki. Ve emniyetle orada görüşme noktasında bir yazışıyorlar. Sonra emniyet işte kızıyor bunlara. Neden kızdığını bilmiyorum. Gitmiyor görüşmeye falan. Bunlar ya niye bize kızdınız, yanlış anladınız bizi gibi muhabbetler yapıyor. Sonra birkaç tane Mert, belki burada sen daha detaylı şeye sahipsindir, bilgiye sahipsindir.
spesifik bir takım dosyalar istiyorlar. Türk Emniyetinden bu adamlar oluştursun diye ve kritik bir sürece denk geliyor bu da. Yani gezi olaylarının zamanına denk geliyor galiba. Hürriyet'te çıkan bir haberdi aslında. Word dokümanıydı galiba, ben de onu gördüm. O şey Hürriyet'te o çıkan bir haberdi. İşte kimle kimler haberleşmişler, ne istemişler gibi. Şeye geçiyorum, olayın siyasi boyutunu geçiyorum. Beni üzen kısım şu. Sen bir operasyon yapacaksın veya işte bir siber bir operasyon yapacaksın diyelim. Hani üçüncü parti birine bağımlı olmak. Hani bunlardan işte ya şunu al, bunu al, bunlardan bir istismar kodu oluştur, bana gönder demek. Yani hani bir ülkeye çok yakışmaz bence. Yani şimdi NSA ile ilgili orada bir yazışma bulabilir misin? Bence bulamazsın. Veya işte Amerikan Emniyeti ile ilgili orada bir şey var mı? Yani müşteri olduğuna dair bir bilgisi var ama yazışmalarda var mıdır bakmadım bilmiyorum ama muhtemelen yoktur diye düşünüyorum. Yani bunu en azından bir ülkenin kendi içinde yapabiliyor olmasını ben beklerim. Zararlılarınızı kendiniz yazın arkadaş falan diye. Yani hani şeyi geçiyorum dediğim gibi siyasi kısmı geçiyorum ama bir ülke en azından bunu kendisi başarabilmeli. Ya işin biraz geyiğini yaptım ama şuna benzer bu. Yani bir ülke kendi silahını yapamıyorsa... İşte evet. Yani konvansiyonel silahtan bahsediyorum. Tanktan, tüfekten, füzeden, otomatik silahtan bahsediyorum. Her zaman dışarıya bağlıysan bir gün adamlar hani hep söylenir ya işte İsrail F-16'yı kilitliyor uçamıyorsun işte Amerika kilitliyor. Çünkü üreten o. Füze onları vurmuyor falan. Evet füze onları vurmuyor. İşte yok DOST sistem diyor bilmem ne. Yani bu da aynı şekilde. Ben bunu görünce hani üzüldüm yani öyle söyleyeyim. Siber silahın konvansiyonel silahtan hiçbir farkı yok. Beni üzen tarafı açıkçası kendi bu oldu. Kendi siber silahlarımızı yazmamız lazım. İlk soruna dönecek olursak sen şeyi soruyordun. Bunlar böyle daha önce de konuştuk hani yapmak bu işi kolay mı? Ya da birileri bir araya gelip yapabilir mi? Bu iş biraz şey işi, ilişki işi. Biraz da reputasyon işi. Yani bu kara black marketteki reputasyondan bahsediyorum. Hani şimdi çıkıp ben Zero Day buldum 3-5 tane anca böyle firmalara söylersin işte doğrularlar vesaire onlara işte bir şekilde satarsın ucuza veya şeye. Biraz hani isminin bilinmesi lazım. Böyle bir firma kurup böyle bir iş yapabilir misin? Kolay kolay yapamazsın yine. Hani bilinmen lazım. İşte bir insanların güveninin oluşması lazım. İşte bir Wupen gibi bir hacking team gibi veya işte Cozink gibi vesaire bir firma olabilir misin? SignalSec gibi Türkiye'den de örnekler verelim. Yani exploit yani Zero Day alıp birilerine satabilir misin? Bu iş biraz ilişki meselesi. Hani öyle tutup da pat diye nasıl şimdi hani nasıl bir ilişki kuracaksın? Ama şey yapabilirsin ya hani kontak birkaç isim bulup hani benim elimde şöyle bir şey var. Bu da şuna tabii yarıyor dediğin zaman o adamın ilgisini zaten direkt çekecektir onu yani. Ya ben Zero Day satmaktan değil almaktan bahsediyorum. Almaktan alabilirsin ve bunu kullanabilirsin. Yani hacking team'in yaptığı da o benim. Evet, yani evet. Zero Day alıyor. Bunu kullanıyor. Paketliyor. Evet. Bunu ambalajlıyor. Raf. Aynen öyle. Bunu yapabilir misin? Yaparsın. Evet. Tam bu işin şey tarafı. Yani illegal boyutunu da çok tartışılması gereken, hukuki olarak bence tartışılması gereken bir mevzu. Mert. Buyurun. Bu kripto lakırdan çektiğimiz nedir ya? Bütün bu ülkenin çektiği. Evet yani bütün dünya ya sadece ülkemize spesifik değil. Aynen. Ya biz belki de, biraz daha fazla etkileniyoruz o yüzden bizim başımızın belası. Şöyle bir soru soracağım. Biz ülke olarak neden kripto lakırla daha fazla muhatap olmak zorunda kalıyoruz? Türk mü var işin içinde? Türklerden birileri ya, var mı? Böyle bir şeyin var mı? Duyumun var mı? Yok abi hani gelen e-postalara zaten bakarsanız hani benim Türkçem o kadar güzel iyi değil. Ben öyle güzel mail yazamıyorum. Hani evet. Ben öyle güzel mail yazamıyorum. Dolayısıyla şey onların arasında yani geliştirici tarafını bilmem ama bit var. Yani bunlar öyle 2-3 kişilik bir ekip de değiller. Çünkü baktığın zaman Almanya'da, Yeni Zelanda'da, Hollanda'da, Danimarka'da, Belçika'da yani baktığın zaman 6-7 ülkede aktif bir grup. Bunların bir ayağı da Türkiye'de. Salgınları da o şekilde yapıyorlar. Yaklaşık 2 hafta bir salgın olmadı. Çok ilginçtir ki. 2 hafta sonunda ilk defa dün bir salgınla karşılaştık. Orada da baktığımız zaman sahte Türkcell postasıyla yine gönderiyorlardı zararlı yazılımı. Gönderen bu sefer şeydi. Gönderenin alan adında Türkcell 8 mi vardı? Nokta IT aynen İtalya geçiyordu.
bu oluşturdukları işte zararlı yazılımı indireceğin sahte fatura sayfasında da aslında birkaç İtalyanca kelime gördüm yanlış hatırlamıyorsam. Sanki hani iki haftadan beri Türkler bu Türkiye tarafıyla ilgilenen arkadaşlar işi biraz bırakmışlar. Bu defa İtalya bacağı Türkiye'ye de el atalım gibi bir durum mu söz konusu İtalya olmuş. Ondan ofisine. Şüphe ettim. İtalya ofisim olaya müdahale etmiş. Ondan şüphe ettim. Ya bizim etkilenmemizin sebebi herhalde şey, farkındalık eksikliği, bunların çok fazla gündeme gelmiyor olması. Yani işte bakıyorsun dandik dundik hack saldırısı, Mac saldırısı diye saçma sapan haberler yapılıyor. Orada geliyoruz evet. Ama senin işte dünyandan bahsedelim mi? Ya çok komik. Şimdi ben bu işte Hürriyet'in mesela attığı başlıklar veya işte kullandığı terminoloji yani falan. Bütün gerçek, yani basının tamamının neredeyse aynı şekilde. Ya öyle de hani şey Hürriyet'in çıktığı haberler böyle biraz daha böyle bir hani terminoloji açısından, başlıklar açısından biraz böyle daha bize yabancı hani farklı oluyor öyle söyleyeyim yani. Mesela işte bu Çin'deki App Store'a yapılan bu zararlı yazılım salgınında mesela işte App Store'a hack saldırısı. Yani abi hack saldırısı dediğin nedir? Yani hani bir haber atmadan önce, yapmadan önce tamam hani işin uzmanı değilsin, editörsün. Yani bir dünya uzman var hani git Halil Öztürkçü'yü bu sor. Yani zaten adam ekranlarda hani. Yani çok başka bir şey yapmana gerek yok. Yani iki tane bir uzmana sorsan zaten öyle dandik bir başlık atmayacağını bilirsin yani. Geçen ben böyle haberler okudukça ben sürekli hani şey biraz şey yapıyorum ya, isyan ediyorum istem ediyorum ya sosyal medyadan. Geçen gün çok komik rüyamda Aydın Doğan'ı gördüm. Aydın Doğan'a diyorum ki ya diyorum ya hani böyle başlıklar atıyorsunuz da yani bunlar doğru değil ki bunlar hani yanlış diyorum yani hani hack saldırısı demek ne demek diyorum yani hani bunun gibi bir sürü haber var diyorum. Yani bunları daha böyle düzgün atsanız vesaire vesaire. O da bana şey diyor hani diyor biz diyor yanlış haber yalan haber yapmayız diyor bak diyor bilmem ne diyor. Sonra biz oturuyoruz yemek yiyoruz yemekte konuşuyoruz bunları. Öyle bir rüya yani hani adamın işi gücü yok benim gibi birinin işi gücü yok böyle hani rüyasında bunları görüyor. O çok komikti. Abi sırf Hürriyet mi yani bir sürü internet kaynaklarında yok, sen şey, Hürriyet'e baktığın için mi belki o karşına çıkıyor sürekli? Mesela NTV'nin haberlerine baktığımız zaman veya El Cezire Türkiye'nin mesela haberlerine bak, hı-hı, bir Hürriyet'inkine bak, NTV'ninkine bak. Hı-hı. Hani aralarında fark var. Yani editörler gerçekten işin uzmanlarıyla iletişim halinde oluyorlar o haberleri yapmadan önce. Ben El Cezire Türkiye'nin güvenlik haberlerini okuduğumda ya bunlar ne biçim kelime kullanmışlar, bu nasıl terminoloji, nasıl başlık atmışlar diye yadırgadığımı hatırlamıyorum. Hı hı. Ama işte Hürriyet'te hatırlıyorum işte mesela şey başbakanlığa yapılan bir DDoS saldırısında karşılıklı laf atmalar oldu saldırı abi esnasında şimdi, falan gibi böyle şeyler evet, hani hatırlıyor musunuz onları? Evet. Ya ben hatta şey yapmayı düşünüyorum bir gün bu haberleri toplayacağım ve bunları bir sunum haline getirip hani sunacağım bakın aslında haberde geçen bu ama bakın gerçek hayatta olan bu. Ya bir de insan şundan da rahatsız oluyor şimdi bu bizim uzman olduğumuz bir alan uzman olduğumuz bir alanda ya ne kadar saçma sapan haberler yapıyorlar, insanları ne kadar yanlış bilgilendiriyorlar diyebiliyoruz. Bir de bunun sağlık tarafı var, bizim bilmediğimiz bir taraf. Sağlıkla ilgili de haber yapıyorlar. Bu sefer diyorsun ki ya bu adam burada böyle yanlış haberler yapıyorsa sağlık tarafında neler yapıyor? Yani hani şunu yersen işte kansere yakalanma olasılığın azalır, artar diyor. Halbuki belki onu yediğin takdirde kanser olma riskini hayır, artıyor bir, gibi gibi. Bir şöyle ne diyelim yalanlayan haberler de var. Bir gün mesela işte salatalık bir şeye gayet iyi gelirken bir 15 gün sonra salatalığın aslında ona kötü geldiğini okuyorsun yani. Ya evet hani bu haberleri doğru kaynaktan alma, onu doğru insanlara doğru bir şekilde aksettirme, iletme kısmında bence büyük bir sıkıntı var. Güvenlik tarafı özellikle daha hani az bilinen bir alanda olduğu için bu tür yanlış haberler aradan gidip milyonlara ulaşabiliyor. Medya tarafının genel bir şeyi var. Hani sırf bu şeyde değil işte üretim yapan firmalar da hani bir an önce ürünü çıkarabilmek için ya da işte bir an önce finansa da yok mu? Bir an önce bir mobil uygulama geliştirmek için, bir an önce bir servisi yayına koyabilmek için diğer kurumlardan önce insanlar yarışıyor ve güvenlik testlerini ihmal ediyorlar. Direkt çıkartıyorlar. Yani belki yani işin içindeyiz hepimiz. Hani birçok sektörde görüyoruz. Medyada da önce haber çıkma derdi var ve haber böyle başlığı ne içine. Hani resme bakıyorsun bilmem ne yazıyor içine giriyorsun alakasız bir şey. Yani sırf bu güvenlik haberleri değil. Böyle dikkati çeksin. Hani başlıkları böyle vurayım vurgulayayım. Hack, hacklendi bilmem ne falan deyip. Ya zaten bunu okuyan %90-95 anlamıyor. Hatta %99 belki. Hani bu sektörün içinde değil.
Hani bilmiyorum, biraz teknoloji editörlerinin eksikliğinden mi kaynaklanıyor, acil haber çıkarmakta istemekten mi kaynaklanıyor, ya da başlık böyle güzel olsun, tıklansın reklamlar. Zaten birçok gazetenin sitesine giriyorsun, sağ sol, arka, ön, böyle şey, çerçeve. Neresi haber, neresi reklam abi, hani böyle haber şöyle falan okuyorsun habere, yılan gibi. Aralarda reklamlar var. İşte onunla alakalı mesela Google, Chrome ya da Firefox kullanıyorsanız Adblock Plus. Evet, Adblock, Ublock mu, öyle bir şeyler var. Pili ne durumda? Pilim iyi da iki şey. Benim pilim yanıp sönüyor. ben müsaadenize kalkayım. Pili almadın mı yanına? Almadım. o şeyi, eklentiyi yükleyerek bu reklamlardan kurtulabilir tabii izleyicilerimiz. Yani. Ben abi hack saldırısı başlığını kabul etmiyorum, onu söyleyeyim. Aydın Doğan'a söyleyelim buradan. Ben Aydın bir daha rüyamda görürsem söyleyeceğim. Rüyamda söylemişsin abi zaten. Belki o da seni görmüştür. Ama hakikaten çok ilginç yani rüyanda. Ne kadar içine gibi oturmuşsa artık. Abi komple al sen o 1 liralık pilleri de. Evet, Mert yayından önce ne alırsan 1 TL'lik yerden pil aldığı için. Abi beni markete kim gönderdiyse ya. Markette bundan başka pil yok. Evet, evet, siz devam edin abi. 10 dakikada bir pil değişikliği var. Ama konu seninle alakalı. Mert 2 dakika değiştir pili de. Şimdi bu kripto locker'la alakalı bayağı uğraştım ve bir tane de bir tool yazdım diye biliyorum. Hı hı. Ve Crypto Killer. Bu tam olarak bu tam olarak ne yapıyor? Başlı başına bir çözüm mü? Bunu aldık biz kurtulur muyuz kripto? Yani aldık derken bu alınan bir şey mi? Abi bu şöyle. Antivirüs yazanlarında niye bu yok? Evet. Antivirüs. Bunu düşünmedim, antivirüs yazanlar. Ya bu şöyle oldu biraz, hani bana ara sıra e-mail'lar geliyor böyle, işte hani Crypto Locker'a karşı işte etkilendim, ne yapabilirim, işte bana işte Shadow Explorer'la nasıl alacağımı söylemeyin, başka bir çözümü yok mu bunun, yardımcı olun, işte bütün dosyalarım encrypted oldu, resimlerimi kaybettim, bilmem ne, işte baba yadigarıydı vesaireydi vesaireydi, size de geliyordur muhtemelen. Bu yani böyle çok sayıda e-posta aldığım için hani bir günde Crypto Locker'a da çok fazla bakma fırsatım olmadığından ötürü biraz üzerinde zaman harcayayım dedim. Zamanı harcadıktan sonra Crypto Killer adında bir araç oluşturdum. Bu araç dosya sisteminde oluşturulan nokta encrypted uzantılı dosyaları tespit ettiği anda ilgili prosesi buluyor ve öldürüyor. Ama sürekli bu sistemi monitör etmesi gerekiyor. Yani arka planda çalışması gerekiyor. Böyle bir araç. Herhangi bir antivirüs üreticisinden seninle iletişime geçen oldu mu bununla alakalı? Bence. Yok, olmadı. Ya antivirüs üreticisi hani imza tabanlı bir şeyler daha çok yaptıkları için hani bu da çok imza tabanlı çalışmıyor açıkçası. Biraz daha davranışsal bir şekilde çalıştığı için ben bunu daha önce karşılaştığım 5 tane salgında gönderilen CryptoLocker zararlı yazılım üzerinde test ettim. Çalıştı. Dünkü salgında da test ettim. Onda da çalıştı. Ondan sonra yayınlama kararı aldım. Hani en azından insanlar bir şekilde faydalanmak isteyenler alsın, faydalansınlar diye. Henüz açık kaynak kodlu değil. Yakın zamanda bir iki hafta içerisinde GitHub hesabına zaten bunu yayınlayacağım. Şu an Windows 7 64 bit desteklemiyor. Sadece 32 bit destekliyor. İşte Python'un yüklü olması gerekiyor gibi gibi çeşitli kısıtlar var. Sonuçta proof of concept aracı olduğu için hani ve ben de bir yazılımcı olmadığım için dolayısıyla öyle hani şekilli şemalli böyle süper standalone çalışacak bir şey hazırlayıp koymadım. Ama en azından insanlar hani kullanmak isterlerse de kullansınlar dedim. Böyle bir araç yayınladım. Güzel geri bildirimler de aldım. Hani isterseniz web sistemden bunu yükleme imkanınız var. Şeyi soralım Mert, yani buna yakalanan insanlar, ya herkesin başına gelebilir. Hepimizin başına gelebilir. Antivirüs, sen bu elindeki farklı sürümleri yüklediğinde ya şu bilgileri ben size söyleyeyim. O bilgiler elimde. Birincisi, bu adamlar bu salgınları sabaha karşı 2-3 sularında başlatıyorlar. Dolayısıyla insanlar sabah bilgisayarlarına saat 9'da açtıkları zaman veya 8'de açtıkları zaman o e-postalar onların karşılarında duruyor. Bunun içerisinde yer alan zararlı yazılımı virüs total upload ettiğin zaman 5 saat 6 saat sonra upload ettiğinde sadece 2 antivirüs yakalıyor. İşte 24 saat sonra bakıyorsun 10 antivirüs yakalıyor. Dolayısıyla her salgında antivirüse yakalanmayan sürümleri bunlar yayınlıyorlar, gönderiyorlar. O yüzden çok sayıda düşen
vatandaşımız oluyor. İşte dediğim gibi biraz medya buna çok fazla önem vermeyip sürekli haber yapmadığından ötürü olabilir ama haber yapsalar da hala işte savcıyım, polisim, şuraya şu kadar para getir, işte telefonun dinleniyor bilmem ne deyip hala bir sürü insan bunların içine düşüyor. Bilgisayar tarafı olunca zaten daha fazla insanın düşmesi de aşikar ve bunları anlamaları da biraz daha zor oluyor tabii. O yüzden sayı bu kadar yüksek ve kabarık oluyor maalesef. Şimdi bir de hani finans sektöründe olduğun için senin daha çok bilgin vardır diye ve daha önce de çok konuştuk TÜPKİM vesaire, Petpin, Plotus gibi ATM zararları. Bir de o öyle bir kısmı var işin, yani bir kripto locker şifreleri, ATM tarafı şifrele, Bitcoin'le para transferi gerçekleşsin. Bir de direkt paranın kaynağına göz dikenler var ve ya, bunlar da bir taraftan yani geliştiriyorlar kendilerini ve yeni bir zararlı kod varyantı çıktı, bu ATM zararlısı diyebileceğimiz. Hı-hı. Bununla alakalı senin bizimle paylaşabileceğin, izleyicilerimizle paylaşabileceğin neler var? Aynı ekip midir, yeni bir varyant mıdır, hiç bilmediğimiz bir aile midir bu? Şöyle söyleyeyim, ATM tarafı gerçekten ayrı bir dünya ve orada... Çağrı Polat'ın paylaştığı bir haber. Teşekkür ediyoruz bu arada Çağrı'ya. Programın sonunda herkese teşekkür edeceğimiz bir sürü insan var zaten. Onları ayrıyeten ederiz. ATM zararlı yazılımlarının çıkış noktası Meksika. Brian Krebs'in müthiş bir çalışması var. Harika. Meksika'ya gitmiş. İşte Meksika'da ATM'lere yüklenen Bluetooth'lu işte aparatlardan bahsediyor. Onları nasıl tespit edileceğinden bahsediyor. Gitmiş onların her birini videoya çekmiş. Yani bu işlere meraklı arkadaşlar, insanlar varsa onu izlemelerini tavsiye ederim. Ben çok etkilendim. Müthiş bir çalışma. ATM zararlı yazılımların çoğu Meksika'da ilk olarak keşfediliyor. Ardından dünyanın diğer geri kalan yerlerine yayılıyor. Ya gördüğümüz saldırı yöntemleri çok daha komplike, farklı olabiliyor. Birincisi, ATM'ye mutlaka bir fiziksel şekilde temas gerekiyor bu zararlı yazılım yüklemek için. Çünkü ATM aslında bir kapalı kutu ve işte bankalardaki operatörler bile çok kısıtlı bir şekilde erişebiliyorlar. Uzaktan bile olsa özel çeşitli önlemler, uygulamalar var. İşte whitelisting yapan, sadece çeşitli MD5 hash'lerin çalışmasına izin verilen çeşitli uygulamalar kullanılıyor. Adamlar bunları da çalışmışlar. Dolayısıyla mesela USB'den, CD'den cihazı boot edip o güvenlik uygulamasını silen, kaldıran, bypass edip kendi zararlı yazılımını oraya yükletip ondan sonra cihazı tekrar reboot ettirip ondan sonra zararlı yazılımın çalışmasını sağlayan TÜPKİM gibi zararlı yazılımlarla karşılaştık. Bundan sonra daha farklı zararlı yazılımlar da karşımıza geldi. En son Green Dispenser adında bir zararlı yazılımı gördük. Geçtiğimiz haftalarda bir haberdi. Ondan önce Plotus vardı işte. Onları söyleyebiliriz. Adamlar şunu da yapıyorlar. Bu Green Dispenser'da yanlış hatırlamıyorsam QR kodla bir two factor authentication yapmışlar. İşte zararlı yazılımı yükleyenle zararlı yazılımı çekecek kişi arasında fark olmasını istiyorlar. Dolayısıyla parayı çekecek kişi zararlı yazılımı yükleyen kişi olamıyor. Adam gidiyor cep telefonuyla ekrandaki barkodu okutuyor. Ondan sonra PIN-PED'e şifreye giriyor. Şifreye girdikten sonra ATM'deki zararlı yazılım devreye girerek bütün parayı dolandırıcıya veriyor. O da parayı alıp gidiyor. Şu an biz bu tür saldırılarla karşılaşıyoruz. Peki bu tür, yani ATM malware'i bulaşmış Türkiye'de bir örnek geldi mi kulağına? TÜPKİM'de vardı. Diğerlerinde gelmedi. TÜPKİM'de yurt dışından bu elemanların gelip ATM'ye müdahale edip ardından da yurt dışına gittiklerine, bu vize istemeyen ülkelerden özellikle gelinip bir günde bu operasyon yapıp ardından gittikleriyle ilgili duyumlar geldi. Onu söyleyebilirim. Hı-hı. Ama çok fazla bu salgınla Türkiye'de karşılaşılmıyor diye biliyorum. En azından benim kulağıma ama çok fazla. Ama onun haricinde skimmer cihazı vesaireyle ATM dolandırıcı o, o standart. O standart. Tahsil görevlerinin standart kart kopyalama prosedürleri. Ama onlarla ilgili de yine ya şeye baktığınız zaman işte Meksika'daki o top 5 meşhur oteller zincirinin ATM'lerinin her birinde rastlanıyor. Hani bizde çok fazla bu kadar rastlanıyor mu tartışılır. Yani adam orada kafasına göre 5 otele gidiyor. Her birinde bir tane ATM'de bir zararlı yazılım buluyor. Burada hani böyle şeylerle karşılaşmıyoruz Allah'tan.
Evet, o hakikaten ilginç ve ben o yazı serisini okudum. Hakikaten çok keyifli. Çok. Bodyguardlar falan otelin bırakmıyorlar adamın peşini. Ya adam polise gidemiyor. Çünkü polis de bunlarla işbirliği yaptığından, şüphe ettiğinden dolayı hani ona da yer vermiş. Biraz da canına tehlike atmış yani. Evet, öyle macera. Yani, hakikaten macera yani uğruna... Şey yoluna gidecekmiş aslında Frank Krebs. Evet, baya şey olmuş hakikaten, ilginç. Aa, şeye gelelim lütfen. Mehmet İnce'nin bizle paylaştığı çok güzel bir haber var. Şeyde 4 kişi olarak paylaşacak. Ya böyle güzel haberlerimiz olarak. Kesin Apple'a böyle güzel haberleri Mehmet İnce keşke hep bizle paylaşsa. Çin'in Apple Store'unda, resmi Apple Store'unda keşfedilmiş bir zararlı yazılım var. Çok sayıda kişi bundan etkilenmiş. Bunun en güzel yanı da şu. Bu iOS için uygulama geliştirmek için, derlemek için kullandığınız bir Xcode yazılım var. Adamlar bunu manipüle etmişler. Şimdi şöyle, şunun altını çizelim. Xcode'u Apple'dan indirirseniz sorun yok. Evet. Bu adamlar daha kolaylık olsun diye Xcode'u almışlar. İçine geliştirirken, geliştirilen uygulamanın arka içerisine kapı yerleştirecek, zararlı kodu yerleştirecek şekilde modifikasyon yapıp Xcode'u, Xcode Ghost olarak geçiyor bu. Yayınlamışlar ve Xcode Ghost'u indirip onun üzerinden eğer siz uygulama geliştirirseniz uygulamanız arka kapıyla geliyor. Buraya kadar sıkıntı yok bence. Sıkıntılı kısım bu uygulamaların App Store'a nasıl geldi. Yani benim için sıkıntı olan kısmı bu. Evet. Evet. Çünkü biz hani bir Android sevdalısı olarak diyeyim. Ya her programda konuşuyoruz. Hani gerçekten Android dünyasında zararlı yazılıma denk gelme ihtimaliniz Apple Store'a göre çok daha yüksek. Çünkü App Store, yani daha doğrusu Apple bildiğimiz kadarıyla da en azından şu habere kadar. Sıkı bir evet denetimden geçiriyor. Code review yapılıyor. Ve ardından Apple Store'a bunlar yükleniyordu. Dolayısıyla bu zamana kadar çok sayıda bu tür Android markette, Google Play'de rastladığımız zararlı yazılımlarla karşılaşmamıştık. Ancak bu bir aslında bizi şaşırtan bir haber oldu. Nasıl gerçekleştiğiyle ilgili Apple'dan bir şey çıkmadı. Resmi bir açıklama görmedik. Çin'de olması zaten bir garip. Yani aslında Çin'den olmasını da beklerdik değil mi? Çünkü Çin'deki bu third party store'larda zararlı yazılım olduğunu ve bunlarla ilgili bir sürü habere daha önceki programlarda da yer vermiştik. Bu sefer resmi Apple Store'da, Çin'deki resmi Apple Store'da karşılaşıyor olmamız biraz şaşırttı. Biraz da hani olsa da zaten oradan beklerdik gibi bana geldi. Bu App Store'un ülke bazında indirebildiğiniz işte marketleri var, lokal yani. Normalde aslında bu yazılımlar, yani bu kodu etkileyen şeyler global marketler açık değil. Globaldekiler değil, Çin'deki App Store'da, yani Çin pazarını etkileyen yazılımlarmış. Evet. Şans eseri veya işte belki oradaki developerlar etkilendi. Dolayısıyla hani çok büyük bir sansasyon oluşmadı ama bununla ilgili bir genel bir şey oluştu. Bu arada bununla ilgili çok bağdaşıyor işte Dave Aitel diye bir eleman var Immunity'den. Bir mail göndermişti gruba. Şey diyor işte, Çin'e gittiklerinde bir toplantı sırasında web sitemizden PDF'leri indirelim, birkaç böyle demo vesaire video izletelim dedik. Bağlantının korkunç yavaş olduğunu gördük. Yani 1 kilobaytla 2 kilobaytla böyle inanılmaz yavaş indiriyor. Yani bu Çin'in bu işte Great Firewall of China kontrolcü politikası, yani aslında bu bütün firmalar için tehdit. Sadece Apple için değil. Total Commander için, ne bileyim Google Chrome için belki, yani birçok kurum işte content delivery networkler düzgün bir şekilde kullanılmıyorsa, yani Çin üzerinden tabii kontroller de olduğu için, kısıtlamalar da olduğu için belki hani her şey mümkün olmuyordur, bilmeden konuşmayalım. Oradan dolayısıyla insanlar bununla hep karşılaşabilir. Yani Çin pazarında böyle bir olayın etkilenme yüzdesinin artış olması yüksek olabilir gibi bir bağdaştırma yaptım ben. Hani çünkü o kadar yavaş ki sen oradaki alternatif kaynaklardan indirmeye direkt, işte bu programları da malum indirdiğimiz bu download.com vesaire gibi siteler de var. Türkiye'de de var. Dolayısıyla hani Çin'deki bu kopyaların direkt daha fazla kullanılması daha muhtemel gibi gözüküyor. Yani hani biz güvenilen yerlerden vesaire indirin diyoruz ama işte internet çok yavaşsa veya işte o kaynağa ulaşım çok kısıtlıysa, çok kontrollüyse bu sefer lokaldeki kopyadan indirmek her zaman mantıklı oluyor. Ya da yazılımın bir eski sürümünü bulamıyorsun. Sende bir şey var,
Mesela TrueCrypt'te de bu oldu. Evet. TrueCrypt'in son sürümünü koydular. İşte bu sadece read-only'dir. Driver'ları sadece read-only mount ediyor. Eski yazılımı yani kullanmak isteyenler ne yapacak? Eski şeye indirecek bir şekilde. Nereden bulacak? Sağdan soldan. Hani bunun işte bu arada MD5... TrueCrypt'e girmişken bir parantez açalım. TrueCrypt'te bir güvenlik zafiyeti çıktı geçtiğimiz günlerde. Remote code execution'a sebebiyet veren yanlış hatırlamıyorsam. Ve TrueCrypt'te artık geliştirilmediği için hani bunu kullanmak çok ve çok daha riskli bir hale geldi. Bunun alternatifi olarak VeraCrypt şu an geliştiriliyor. TrueCrypt'in kaynak kodu üzerine geliştiriyorlar. Onda bu zafiyetler giderildi. Dolayısıyla TrueCrypt'i hala kullanmak isteyenler, kullananlar artık VeraCrypt'e geçmeleri gerekmekte diye bir altyazı geçeyim. Evet. Şey bu bir driver mount ederken mi detaylarını? Detayını bilmiyorum. Detayına bakmadım. Evet, Çin'deki Apple Store'daki backdoor'dan bahsettik. Bir tane daha bir üreticinin bir backdoor'undan daha bahsedelim hazır yeri gelmişken. Seagate'in wireless abi ya. Wireless hard drive'ları var yani. Abi adam hard diske backdoor koyar mı ya? Aslında hard diske değil o şöyle bir wireless özelliği olan bir saklama depolama cihazı. Tamam abi. Tabii bir hard diskin firmware'ine tamam, firmware değil ama yani hani şimdi şöyle şunu tartışmak istiyorum ben. Şimdi ilk önce bir zafiyetten bahsedelim. Zafiyet diyor ki varsayılan olarak root account'uyla bir erişim söz konusu burada. Sadece erişimle full content değil aynı zamanda cihazın da komple şeyini alabiliyorsunuz üzerinize. Böyle zafiyet bu. Evet. Bunun dışında bir sürü zafiyet daha da var da evet. En önemlisi bu belki de. Oğuz ona teşekkür ederim bu arada. Akka'ya bu haberi paylaşmış yani gönderen bizimle. Şimdi şöyle özellik kolay kullanım ve güvenilirlik güvenlik. Şimdi kolay kullanım kısmını halletmişler root. Çok şimdi bu denge nasıl sağlanacak? Bunu tartışmak istiyorum. Yani bir üretici ya bu aslında bizim servis account'umuz. Modem üreticilerinde gördük. Var. Ve modem üreticilerinin hard code kullanıcı adı şifre kullandığını biliyoruz. Oo, açıklama çok olarak severler. Açıklama olarak da şunu söylüyorlar. Merkezi olarak bu cihazlara müdahale edebilmemiz için, uzaktan müdahale edebilmemiz için böyle bir account'un varlığı şart. Şimdi burada bunu nasıl ayıracağız? Yani evet, şart değil bir taraftan, aslında. Bir taraftan bir müdahale etmesi gerekiyor evet ama bunu nasıl güvenli halde sunacak? Bu aslında tartışılması gereken konu diye düşünüyorum. Doğru diyorsun da şeyler var. IPS cihazlarında var. Uzaktan SSH'la direkt değil. Girdikten sonra ayrı bir moda geçebiliyor. Üreticinin destek artık level 3, R&D vesaire. Storage cihazlarında var. Yani birçok cihazda var. Sadece şeyde yok. Belki hani o cihaza özel bir şey vesaire hani bilmiyorum ya da geçici bir zamana bağlı bir şey üretiyor. Oradan copy paste yapıyor. Yani remote session'da adam normal sizin cihazınıza bağlanıyor. Artık kimse hani hangi cihazsa siz SSH'la vesaire girdikten sonra bir komut yazıyor. Hatta işte çıkmayan bir komut. Komutu yazdıktan sonra bir çok şifre soruyor. Yetkili. Şifreyi girdikten sonra bambaşka bir konsol açılıyor adamın önünde veya işte Unix, Linux tabanlı bir yer açılıyor. Ama bir doğrulama adımından geçiyor ilk seferde. Tabii doğrulama adımından geçiyor. Yani bunu bir şekilde üreticiler koyuyor, kullanıyor. Evet, kullanıyor. Fakat hani uzaktan direkt SSH, Telnet işte buna tabii, bu servise koyarsa root bağlanma. SSH'sa vesaire neyse SSH'a koyarsa adam orada bir sıkıntı oluşuyor. Hadi çünkü SSH bunu olsa biraz daha güvenli diyeceğiz. Adam direkt Telnet'e de koyuyor. Tabii yormasın cihaz abi. Enkripsi. Tabii de orada haksın. Tabii. Zaten 8 MB. Evet böyle bir durum var. Başka var mı arkadaşlar sizin ekleyeceğiniz? Bayağı da bir konuştuk. Vallahi var mı ekleyeceğiniz abi haberler? Şey var. Lenovo yine 3. kere. Lenovo'yu evet. Geçelim hadi. O kadar çok şey var ki. Bu arada aklıma şey geldi. Cisco IOS'larda da benzer bir haber oldu. Bu da aslında bayağı o çok önemli bir şey. Ya. Cisco IOS'un da cihaza işte bir şekilde backdoor'lu yazılımı upload edip
evet. Değil mi IOS'u? Daha sonra atıyorum Border Router'da vesaire adamların ele geçirdiği Mendin tarafından değil mi? FireEye tarafından yapılan bir araştırma da ortaya çıkıyor. Türkiye'den de vardı. Ve bunlar evet yani aktif olarak kullanılır, bu yöntem izleniyormuş yani. Hani eskiden böyle biraz daha bize hani bilim kurulu gibi gelirdi, çok akademik olarak gelirdi. Aynen. Şimdi adamlar bunu maşallah gayet güzel bir şekilde kullanıyorlar. Cisco'nun işletim sistemi de iOS bilmeyenler evet, evet. için. iOS hani biraz daha böyle kapalı kutu gibi vesaire hani hep işte ona özel bir hani onu çok fazla modifiye edilemez gibi bir genel kaygı var. Ya da o border router'da veya işte aklıma ya işte site to site şeyde kullanılıyor falan. Hatırlıyor musunuz 2005 Blackhat'te Cisco ile ilgili bir güvenlik araştırması ile ilgili bir sunum yapacaktı. Michael Lin miydi? Cisco'nun işte sansür girişimi sonucunda bütün Blackhat dokümanlarından o sayfayı yırttılar böyle tık 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 attılar adamın sunumunu da iptal ettiler. Dün gibi hatırlıyorum. Şimdi aklıma o geldi söyleyince. Bir oda dolusu insan cari abi o kısımları yani videolarını YouTube'da bulabilirler isteyenlere. Sunumların dağıtıldığı kitapları yırtıyorlardı. Eleman yine bahsetti tabii de. Geçenlerde de ona benzer o biraz değişik bir şey. Bir güvenlik araştırmacısı bir şeyi yayınladı. FireEye'ın ürünleriyle açıkları adamı işten atmışlar yani en son firması işten çıkarmış adamı ve bulduğu da hakikaten kritik zafiyetlerdi yani sen Zero Day en sonuncusundan bahsediyorsun daha öncekinden bahsediyorsun evet evet yok, abi, yok öncekini çıkarmışlardı galiba daha geçen bir ay önceki mevzu bu bir ay olmadı ya. Tamam. Yeni bir tane daha var şu FireEye'da bulunan remote kodu açıklar vardı. Evet. Almanya'da bir güvenlik konferansında sunulacaktı bu. Tamam, onu çıkarmışlar mı işte? O adamı çıkarmışlar. Twitter'ında teşekkür etmişti FireEye'ye. Senin sayende işsizim artık diye bir tweet atmıştı. Onu bilmiyorum. Ben öncekini biliyorum. Onu da çıkarmışlar çünkü. Şimdi şöyle bir şey var. Senin dediğin bu arada özür dilerim abi. Hani konuyu toparlayalım. O Cisco cihazlara zararlı işte yazılım ya da işte belki bir hani donanımsal olarak bir kanal ekleme olayı birebir işte sen ürünü aldın Amerika'dan sana ship oluyor geliyor kutusu açılıyor özenle kutusu aynı çok şekilde birebir orijinal aynen cihaz açılıyor içine gerekli yazılımlar yükleniyor daha sonradan fabrika ayarlarında birebir pırıl pırıl cihazın sana geliyor çok daha iyi çalışıyormuş hatta o çok profesyonel bunun yayılma yöntemi farklı evet. Bunun yayılma yöntemi internet üzerinden yönetim konsolu aynen. Açık olan işte SSH internet değil ha root gibi değil de zayıf şifresi olan ağ cihazlarında işte lokal şifresi olan yönetilmeyen veya kolay olan işte ve bunları brute force yapmak kolay. Yani şöyle kolay bir kere cihazlar çok hızlı cevap veriyor şeylere. Artı takax vesaire devre dışı kalması veya hani bilmiyorum entegre olmayabilir. Çünkü internet açık cihazlardan bahsediyoruz. Zayıf şifrelerden cihaza önce girip daha sonra bu cihazın kontrolünü ele alıyorlar. Evet. Konsoldan yapıyor bu işlemi. Dolayısıyla aslında hani yönetim yetkili şifre konusuna giriyorum ama yani buradaki şifrelerden kaynaklı. Yani dolayısıyla ikisi arasında bir fark var. FireEye'in şeyine gelecek olursak da elemanlar hakikaten ilginç. Yani kendileri bu arada Alman firmanın dediğine göre sitelerinde de yayınlamışlar. Belki siz de okumuşsunuzdur. Bunlar FireEye'la görüşüyorlar. Anlaşıyorlar. El sıkışıyorlar. Diyorlar ki hani siz bu yamaları kapatın. Hani responsible disclosure yapılacak. Ve detayları da galiba teknik detayları da paylaşılmamak üzere ne vesaire bir şekilde anlaşmışlar. Daha sonradan tamam deyip anlaşılıyor. Hadi görüşürüz. Adamlar uçağa biniyor bilmem ne. Bunlar arkadan patır evet, patır doğru. Direkt yasal işlemleri evet, başlatıyorlar. Sanki hiç orada konuşulmamış, anlaşılmamış. Vegas'ta hani yapıyorlar görüşmeyi hatta. Evet aynen öyle. Bir konferansta mı yapıyorlar? Yok. Direkt Vegas'ta. Bir yerde peki. Yani hani bu görüşmeler yapılıyor, el sıkışılıyor, konuşuluyor insanlarla karşılıklı anlaşılıyor. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. FireEye dediğin alet ben işte zero gün açıklarına doğru mu? Sıfır gün açıklarına karşı acayip koruma sağlıyorum diyor. Kendisinde bir ton sıfır gün açığı var. Direkt hani market değerini ciddi oranda etkileyecek bir şey. Bence adamlar işlerini düzgün yapsalardı. Yani. FireEye için söylüyorum. Yani diğer araştırmacılara hakikaten yazık oldu. Ben... Bundan önce de bir araştırma yapmıştı. O güvenlik araştırmacısı işte direct traversal zafiyeti falan buldum falan diye çıkmıştı galiba. Ama orada şöyle bir sıkıntı olmuş anladığım. Sen müşteri olarak bir cihaz alıyorsun. Hani aranızda da NDA var.
İşte ben gidiyorum hoca üstünde kendim boş vaktimde güvenlik araştırması bilmem nesi yapıyorum. Ondan sonra onu yayınlıyorum. Oradan bir sıkıntı olmuştu. Sonra o adamı da şutladılar diye hatırlıyorum. Güvenlik üreticileri... Oracle öyle bir şeyler yaptı. Hatırlarsan yayından önce konuşmuştuk. Evet. Oracle'ın CEO'su ablamız, dedi ki siz çok şey yapamazsınız. Hani reverse engine yapamazsınız evet. Vesaire yapamazsınız diye intellectual property. Yani. Bizim evet şeyi ticari özel sırlarımızı şey sonra apar topar vesaire. Blok yasını kaldırdılar. Kaldırdılar. Ondan sonra hatta biz işte daha üst yöneticisi bir açıklama mı yaptı? Biz işte destekliyoruz. Her zaman güvenlik araştırmacıların arkasındayız işte şöyle. Onu hatırlamıyorum olabilir. Yani siz hatırlıyorsanız yok, ben öyle bir şey hatırlamadım ya. Ya güvenlik üreticilerinin, yazılım geliştiricilerinin hani geliştikleri uygulamalara gerçekten önem vermeleri gerekiyor. Hani özellikle güvenlik üreticilerin, hani FireEye diyoruz, işte Kaspersky diyoruz, Asset diyoruz, Avast diyoruz. Hani bunlarla ilgili zafiyetlerin bu kadar fazla kolay çıkmıyor olması gerekiyor en azından. Hani dediğin gibi market değerini etkileyebilecek bunlar haberler oluyor. İşte bunlar da çok çıkınca demek ki Wupen yanına ikinci bir firmayı kurdu. Zerodium değil mi? Yani evet Zerodium. Bu işler demek ki artık hakikaten ciddi bir gelir kaynağı olmaya başladı. Zaten onların hani gelir kaygısı olduğunu ben çok düşünmüyorum yani. Adamlar zaten Zero değil, Zebellah gibi araştırıp geliştirip. Zero değil uzunluğu. Yani satıyorlardı. Şimdi niye alıyorlar onu hani anlamadım. Belki şey yapacaklardır birkaç daha, kişi. Daha üst düzey zafiyetler diye bir parantez konulmuş Zerodium'un şeyine. Yani Wupen yine şey yapacak ama yüksek riskli zafiyetler artık Zerodium'un öncülüğünde. Yani çünkü hatırlarsanız Wupen bu bug bounty organizasyonlarında gidip işte Chrome'daki zafiyeti istismar edip Internet Explorer'daki istismar edip hani 50 bin dolar 100 bin dolarlara cukka cukka yapıp hani 5 dakikada giden bir firmadan bahsediyoruz. Hani bunların bir de Zero Day alıyor olmaları aslında brokerlık yapmak için mi bu işe giriyor? Yani ihtiyaçlarından dolayı değildir bence diye tahmin ediyorum. Bence de ihtiyaçlarından değildir ama yani broker işine girmeleri ilginç yani. Zaten yapıyorlar. İşte Hacking Team'de gördük hani alıyorlar. Hacking Team yapıyor da. Evet. Başka var mı arkadaşlar? Etkinliklerden bahsedelim tamam, bu arada. Evet. Hacktrick konferansına katıldım. Sen de Mert. Burada Mert diye bir arkadaş sunum yapmıştı. Beğendiniz mi? Sen de sunum yaptın. Çok beğendim. Neydi sunum? Yalnız sunum aynı sunumdu. Ben onu bir kere daha izledim. Nerede izledin ya? Şeyde. İstek'te. İstek'te izledim. Neydi sunumun? Donanım yazılım analizi. Bu arada sunumu... Beraber izledik. Sen de vardın hatta. Ben yoktum. Yanlış hatırlıyorum. Sen karıştırdın. Hayır, Hacktrick'te değil. Daha önce İstek'te. Ha, yoktu pardon. Yoktu ya. Yoktu da burada. O sunum yapmıştı. Bir saat falan fazla uzatmıştı ya bütün sarkmıştı. Yok şaka yapıyorum da. Ne diyorduk? Abi Hacktrick konferansında donanım yazılımı analizi sunumu yaptım. Sunumla ilgili olan bir yazıyı da dün blogumda yayınladım. Hani sunumla ilgili detaylı bir yazı, teknik bilgi de var. Merak edenler oradan okuyabilirler. Öyle bir sunum gerçekleştirdim. Güzel bir aslında etkinlikti. Onu diyecektim. Ya etkinlik bayağı güzeldi. Çok güzel organize edilmişti. Evet, organizasyon da güzeldi. 2-3 gün, 2 gün sürüyordu. Sunum gün var ama eğitimler daha öncesinde vardı eğitimler galiba, vardı. Bir bak bu konferanslar ücretsiz. Hani hiçbir ülkede, hiçbir yerde kolay bunları işte OWASP vesaire buluşmaları dışında hiçbir ülkede kolay kolay ücretsiz konferans bulunmuyor. Ücretsiz eğitim bulunmuyor. İşte LKD de yapıyor bu arada ücretsiz eğitimleri kamp şeklinde. Evet. İşte programlar açılıyor. Yani bunlar aslında bir kısım çok sitem edenler duyuyorum ama hani ya bunlar da var. Bunları da dikkate almak lazım. Hiçbir yerde işte destek para olmak vermeden lazım. Destek olmak lazım. Gelip dinlemek lazım. Sunumlara katılmak lazım. Çeşitli aktiviteler de yapmışlardı. İşte gerçek canlı Langırt mıydı? Evet. İşte evden kaçış oyunu vardı. Evet, evden kaçış oyunları. Böyle çeşitli oyunlar da yapmışlar. Stickerlar vesaire bastırmışlar. Onlar da çok güzeldi. Evet, tişörtler vardı. Sarkmadı. Sunumlar zamanındaydı. Evet. Etkinlik, organizasyon güzeldi. İlla ki ufak tefek aksaklık olursa olur bu arada. Hani her şey yapmıyoruz da her yerde ufak sarkmalar vesaire değişiklikler olur. Katılamayanlar olur. Bayağı güzeldi. Ben çok beğendim. Ben de beğendim. Evet.
Daha fazla var mı yakın zamanda? Var. OWASP'ın Türkiye mobil güvenlik çalıştayı var. 14 Ekim çarşamba günü olacak. 6 Ekim yani pazartesi günü açılıyor kayıtlar. Bizim programda yayınlanıyor. Bunu da buradan duyuralım. 14 Ekim çarşamba günü Ümraniye'de Avia sponsorluğunda, Avia Türk Telekom sponsorluğunda gerçekleşiyor. Onların lokasyonunda olacak. 11 yani şu an açıklanmadı ama ben OWASP Board'da olduğum için hani 11 tane sunum bekliyor katılımcıları. Mobil güvenlik, özellikle mobil uygulamaların güvenliği, uygulama geliştiricileri özellikle hani davet ediyoruz bu konferansa ki hani katılsınlar, işte daha güvenli uygulama geliştirsinler. Ücretsiz bir etkinlik bu arada. Tek gün, bir günlük. Bir gün sürecek bir etkinlik, tam gün sürecek ve sadece mobil güvenlikle ilgili, işin hukuksal boyutuyla ilgili sunumlar olacak, işte teknik boyutuyla ilgili sunumlar olacak. Zararlı yazılım tarafıyla ilgili şeyler olacak. Dolayısıyla hani mutlaka işte zararlı yazılım analiziyle ilgili sunumlar olacak. Katılımcılar, sunum yapacak olan kişiler de gayet iyi insanlar. Hani bilgili ve şey uzman konusunda. 6 Ekim'de mi kayıtlar dedin? 6 Ekim. 6 aynen pazar. Duyuralım onları da ya. Evet yani şey şu an ne kadar sunumlar belli oldu. Artık program netleşti. O program da duyurulacak. Tam son halini aldıktan sonra. Dolayısıyla 14 Ekim çarşamba kaçırmasınlar. İSEC 2015. Daha önceden 15 Ekim perşembe olarak duyurulmuştu. Kasım. Eventbrite'da vesaire hatta biletleri de var. Aldık fakat şu an sitede dün girdim. 19 Kasım yazıyor. Evet, Kasım İSEC nedir? BG abi açıklama bekliyoruz. Mağduruz. 15 Ekim dediniz. Benim 19 Kasım'a mı kaydı? Ne oldu? Burada olan biri olarak hani 19'a nasıl alındı? Haberim öyle mi? 15 Ekim mi o zaman? Evet. Yani ertelendi. 19 Kasım ertelendi. 15 bir şeyler var 15'inde. Bu bizim de sektörün de şeyi bu. Yani son 2 aya 3 aya bütün konferansları yığmak gibi bir huyumuz var. Değil nedense. Mi? Yani Türkiye'de böyle bir şey var. Yani bütün üretici desteğiyle yapılan abi öyle diyorsun da normal bizim sizin yaptığınız etkinliklere kadar hepsi Ekim, Kasım, Aralık. Abi Şubat'ta falan biz Sertan'da mahsur kalmıştık ya. Evet. Nereydi ora? IDC. Ya Şubat'ta da olmuyor biliyor musun? Ya mesela şimdi pardon. Haziran'da, Temmuz'da filan böyle. Yazın da herkes işte çoluğunu çocuğunu alıp tatile gidiyorsun. Güvenlik TV bile olmuyor Defcon ya. Güvenlik TV yapıyor musun sen? Sen neredesin Ağustos'ta, ya? Black Hat dediğin Ağustos'ta işte ne bileyim Samsung Forensic Summit'i Ağustos'ta yani o zaman bu abi oraya dünyalar akıyor ya. İstanbul'da olan kimler akıyor? Sen, ben bilgi için arkadaşlar tatilini feda edeceksiniz yani. Peki. Yani evet hani bizim için sorun yok ama işte, ya işte sponsorlar için sen bir elin yağda olsun, bir elin balda olsun, birisi de oradan güvenlik anlatsın öyle olmuyor. Ya o sponsorların kaygısıdır muhtemelen. Hani katılımın yüksek olmasını isterler muhtemelen. Etkinliğe katkı yapanlar da işte Güvenlik TV de gönüllü bir organizasyon. Yazın hani şey yapamadık, denk gelemedik, bir araya gelemedik. Niye yani gelemedin acaba? Kendimiz özel istiri yapıyorum yani. Hani bir gün ben olmuyor, bir gün olmuyor vesaire. Yok biz buradaydık Sertan. Yok. Burada olmayan... Bunu uzaktan şeye dönüştüreceğiz zaten. Umut'a dönüştüreceğiz. Evet, yeni bölümde yani... bir sizi sürpriz bekleyebilir. kıymetli izleyicilerimiz. Format değişebilir. Zaten bir önceki bölümde konuşmuştuk ama... Kedi çıkabiliyor, ayı çıkabiliyor. Böyle yapmak istiyorduk. Yani evet. Uzaktan yapmak istiyorduk bir de. Hani evet. Hatta Black Hat'teyken sen çekmek istiyorduk. Evet, evet. Denk gelemedi. Gelemedik. Kasinoya gideceğim. Zaman farkında. Şaka diyorum. Texas şeyi oynarken... Zaman farkından... Zaman farkından ötürüydü. Evet. Yani dolayısıyla hani organize edenler, katılımcılar yazın olmuyor herhalde. Yazın çok mümkün olmuyor. Evet. Toparladık herhalde. Toparladık abi. Kendimize de benimkini bitiyor. Kapatalım. Mert bir yayında 3 kere pil değiştirerek rekor kırdı arkadaşlar. Evet yine güzel keyifli bir sohbet oldu. Evet. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.